Selam aleyküm arkadaşlar Burası Osmaniye sunbas rakam 250 bizim Burası sıcak arkadaşlar 16 Şubat pazar günündeyiz 16 Şubat pazar gününde Tepe vurup bu vurduğumuz tepeden çıkarttığımız kalemle aşı yapacağım bakın şurası 3 metreyi geçmiş bir fidan. zor ulaşıyorum görülebiliyorsa buradan bakın şu gözün bir santim üzerinden çapraz bir şekilde Tepeyi vuruyorum Kalem düştü. Bundan e, gelişim durumuna göre e, tepe vurup aşılık kalem alacağız. Şu seviyeden vuruyorum arkadaşlar tepeyi. Bunu arkadaşlar bu e, kestiğim e, kalemi kontrol ediyoruz. Bundan bir tane aşı çıkabilir, aşılık kalem çıkabilir. E, aşılık kalem'i de nasıl aldığımı göstermek için biraz da e, bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Bu videoda e, yarma aşı, takma aşı ve benzer aşı çeşitleriyle aşı yapacağım. Arkadaşlar bunu da görüyorsunuz. Ben yaklaşık hmm. e, göğüs hizam 1.70'lerde. O da şu şuraya geliyor. 4-5 dal alacağım. Sonra şu, bakın şu kısımdan da makas görülüyordur inşallah. E, bakın e, şu gözün yaklaşık 1 santim üstünden çapraz bir şekilde tepeyi vuruyorum ve aşılık kalemim yere düştü. Bu kalem hmm. Kalem aldım arkadaşlar. E, bu kalemden gördüğünüz gibi bir e, tepe vurduğum e, fidanın tepesinden e, bir kalem çıkarabilirim. E, burada arkadaşlar e, üç parmak kuralımız var. Eğer üç parmağınızla e, kalem şöyle tuttuğunuzda kırılıyorsa bundan aşk kalemi çıkmaz. Bakın burası singerimsi doku. Şu da aynı şekilde singerimsi doku. Şuradan itibaren şu e, çatalın altından itibaren buradan aşk kalemi çıkar bundan bir aşı kalemi çıkarabilirim. E, bunun da yarım aşı takma aşı çeşitlerini ve diğer kalem aşı çeşitlerini yapacağım. Anacın yanına gidiyorum. Anacın yanında göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar aşı için bize lazım olan güzel bir makas. Bu gördüğünüz gibi Japon malı Ars VS 8Z. Şurada da görülebileceği gibi. Ars'ın VS 8Z Bıçağı çok güzel kesiyor arkadaşlar. Şu yarma aşı, aşı bıçağımız bahçe marka e, yarma aşı bıçağımız burada e, aşı için e, ucu eğri bıçağımız var. Bunlarla aşı yapacağız. Arkadaşlar tepeyi makasla kestim. Şöyle arkadaş şu şekilde kestim. Şunu da kestim. Burada iki tane var hangisi tutarsa diye iki iki çeşit aşı yapacağım. Bu yarma aşı bıçağımızda da böyle yarıyoruz. Bunu garanti olsun diye aşağı doğru yarılmasın diye aşağıdan e, iple bağlayabiliriz arkadaşlar. E, aşıyı yaptıktan sonra ipi çizebiliriz. Aşağı doğru gördüğünüz gibi açılma yapıyor. E, fazla zarar görmesin diye aşı alttan bağlayabiliriz. Bu yarma aşı çeşidi. Şimdi e, kalemi hazırlayıp e, göstereceğim arkadaşlar. Kalemimizi hazırladık arkadaşlar. Şurasını kestim. E, ben 3 göz bırakıyorum. 1, 2, bir de şu 3 Hatta bir de şurada aşağıda ufak bir göz kalmış. Dört göz olmuş. O da önemli değil. Şurayı arkadaşlar önce bir bıçakla ben çizgi attım. Sonra burayı yonttum. Diğer tarafı da aynı şekilde bıçakla çizgi attım. Bunu testereyle de yapabilirsiniz. Sonra iyice yontup incelttim. İncelik şöyle iyice görünsün. Şimdi anacımıza bunu takacağız. Avajımızı takarken bıçağımızı takmak faydalı olacak. Yoksa girmiyor. Biraz kaydırayım. aşımızı taktık. İyice yerine oturtuyoruz. Ağzı ağzına gelene kadar oturtmaya devam ediyoruz. Ağzı ağzına geldikten sonra oturtma işlemimiz sona eriyor. Çok az bir Hemen hemen oturdu arkadaşlar. Üst taraf tam oturdu. Şimdi bunu aşı bandıyla saracağız. Arkadaşlar e, yarma aşımızı yaptık, bitirdik. E, aşı bandımızı sardık. Tepesine sütut süreceğim. Buradan nem almasın diye. Şurada da iyi dikkat ederseniz hafif bir boşluk bıraktım ki e, anaçta bir ağlam olursa buradan aksın gitsin diye. E, diğer Anacımıza da takma aşı yapacağım. Bakın şurayı böyle aşağı doğru yardım. Sonra yan kestim. Aynı şekilde aşı kalemimizi de yarıp keseceğim. Kestikten sonra devam edeceğim videoyu. Kalemimizde aynı şekilde yonttuk. Buna takma aşı diyoruz arkadaşlar. Getirip şu kısma takacağız. Şöyle görüldüğü gibi duracağız. Hafif bir boşluk kalması çok önemli değil şu aradan da bir akma olursa akıp gidecek. Şöyle uzaktan da alayım. Sarıp işlemini daha sonra da toprak için şey topra fide poşetimizi geçireceğiz. Onu da işlem bitince göstereyim. Evet. Arkadaşlar şu anda takma aşımızı ve yarma aşımızı bitirdik. Şu yarma aşı bu da takma aşı. Aşı da sardık. Garanti olsun diye iki anacımızı da aşıyı yaptım. Daha sonra arkadaşlar bu topraklı aşı, kalem aşılar ben genelde toprakla yapıyorum. Arkadaşlar şu fide torbamız, Fide torbamıza dikkat etmemiz gereken bu çok güzel bir fide torbası. Bakın normalde bıçakla delik açıyorduk eskiden. Şimdi e, 1-2-3-4-4 de bu tarafta 8 tane delik var. Mutlaka kalem aşılarda e, su yağan yağmur poşetin içinde birikmeyecek. Bakın diğer tarafta açık. Böyle görüldüğü gibi. E, yağan yağmur şeyin içinde birikmeyecek ve akıp gidecek. Bu e, fide torbası buna biraz büyük. Ama e, sonra ben bunu çıkarırım en üstteki gözü şeyin toprak doldurmuyoruz arkadaşlar en üstteki göz şeyde kalıyor dışarıda kalıyor sütü da daha sonra süreceğim ben şu anda yanımda yok getirip sürürüm ve bu ağaçların tutup tutmadığını göstereceğim arkadaşlar sütü sürmek dışında işlemimiz bitti arkadaşlar şöyle dışarıdan baktığımızda bakın poşet delikli bu gerçi yere yakın su toprağa da gidebilirdi ee, ama delikli poşet özellikle büyük ağaçlarda önemli. Bakın e, sütü şu bir göz bu tarafta, şu tarafta bir gözde, diğer tarafta e, şeyin toprağın dışında bıraktım. E, burada toprak koymaktaki amaç hem e, e, şey e, nemler kaybolmasın, e, kalemin ve anacın nemi kaybolup e, kuruma riski ortadan kaldırmak için e, fide torbası koyup e, toprak koyuyoruz. E, hem de ee, şeyler herhangi bir şeyden kalemler zarar görmesin rüzgardan veya ona benzer başka bir şeylerden zarar görmesin ee, tutma e, şeyi ihtimali yüzde doksanlara yüzde yüzlere çıkıyor arkadaşlar kesinlikle bakın toprak yaş zaten ee, toprağın çeşidinin hiçbir önemi yok siyah da beyaz da kırmızı toprakta bir önemi yok burada önemli olan nemin e, korunması muhafaza edilmesi ee, zaten su sürmekteki amaçta kalemdeki e, nemi, nemi korumak ee, Arkadaşlar kesinlikle e, şeyin toprağa su dökmüyoruz. E, anaca e, ya da e, kaleme e, su değerse e, tut, tutma oranı düşüyor. O, o yüzden e, su, su su poşetin içerisine su koymuyoruz ve böylece bırakıyoruz. E, bu bu e, şeydeki aşıdaki işlemimiz bitti. Başka aşılara geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu anacımızda da bakın aşı şundaydı. Az önce kırdım. Kurumuş zaten. Aşının altından e, tekrardan çöğürden e, sürgün verdi. Bu sürgünü şimdi kesip aşı yapacağız. E, bu, bu arkadaşlar serçe parmağıma bakın. Serçe parmağım kalınlığında. Serçe parmağı kalınlığındaki e, bir anaca yapılan kalem aşı tutar mı Asıl meselemiz burada bu. E, bunu e, aşıyı yapıp daha sonra da tutup tutmadığını sizlere göstereceğim. Bakın buradan kestim. Şimdi e, anacı ve kalemi hazırlayacağım. Bakın buna uygun e, kalem şu elimde. Bakın bu kalemin üst tarafları hafif pişkin değil. Ama şu aşağısı pişkin. E, kalemin pişkin olmasına dikkat ediyoruz. Kalem pişkin olmazsa aşımız tutmaz. E, buna da yine e, takma aşı çeşidiyle aşı yapacağım. Bakın birbirine uyuyor. Şöyle iyi bakın. Aynı kalınlıkta olacak yaklaşık olarak. Aynı kalktığı olursa tutma olayı daha iyi olur. Şimdi kalem ve anacı hazırlayayım. Sonra tekrar videoyu devam ettireyim. Anacımız hazır, kalemimiz de hazır. Şimdi bunu böyle takıp sonra saracağız. Böyle taktık. Hafif bir 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 milimlik falan boşluklar çok önemli değil. Bu aşı tutar. Sartan sonra tekrar göstereyim arkadaşlar. 3 göz bırakıyorum arkadaşlar. 1 2 3 göz. Tepesine de su sürüyorum. Arkadaşlar bunda hemen hemen işimiz bitti. Yalnız anaçta ağlama var. Anaçta ağlam olduğu için e, hafif bir bıçak atıyoruz ki su yukarı çıkmasın. Bu küçük bir fidan olduğu için bir tane bıçak yeterli olur. Gördüğünüz gibi bir aşağıya bir çizik attım şu kısma. Şöyle yakında da görünsün ki şey yukarı çıkmasın ağlama yukarı çıkarsa kalemi kurutur ağlamaya dikkat ediyoruz Geri geriye kalanlar arkadaşlar her fidanımızda şey kullanmıyorum fide torbası kullanmıyorum bu toprağa yakın şöylece toprakla kapatmam da yeterli olacak. Şöyle bakın böyle toprağa yakın olduğu zamanlarda böyle kapattığımız zaman biraz da şöyle çöktük müydü. Zaten üç gözümüz vardı. İki, iki gözümüz dışarıda bir gözümüz toprağın altında. Bunu olmadı. Tomurcuk patlatma zamanı açarım. E, o toprağın altındakini çıkarım. Şuraya da sütü sürdüğüm zaman bu aşımız tamamdır arkadaşlar. E, başka bir aşıya geçelim.